Herkese merhabalar. Bugün MT-07 için egzoz yapacağız. Yine Coşkun Usta'nın yerine geldik Evren Sanayi Bahçeşehir'de. Bu normalde hiç sesi çıkmayan elektrikli scooter havasındaki egzozu değiştireceğiz. Ama buradaki tabii Coşkun Usta'nın farkı ne? Buradaki Coşkun Usta'nın farkı kendi el yapımı egzoz yapacak. 12. Yani normal hazır bir egzozu almayacağız. Kendi özellikle tasarladığı... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben o konuyu isterseniz. Ben hani çelik egzoz fabrikasında tanıdık arkadaşım var. Yani sanayici adam olduğumuz için sürekli bir diyalog içerisindeyiz. Bu tip motorlara kısa bir tüp lazım. Kısa tüp bir egzoz lazım. Aha. Yani normal bir tüp egzozu gelip buna koyduğun zaman affedersiniz çük gibi sırıtıyor böyle. Uzakta kalıyor, dışarıda kalıyor. Yani kısa olması lazım. Hani ses kadar, hani kulağa hitap edeceği kadar, içinize hitap edeceği kadar göze de hitap etmesi lazım. Bu amaçla ben kendisinden rica ettim. Bana kısa bir tüp yapar mısın bu şekilde bir şey diye. Kendisi de benim ricam doğrultusunda ve benim ona söylediğim ölçülerde yaptı. Ve ben bunu daha önce başka motorlara da taktım. Kesinlikle mükemmel ses veriyor. Şimdi bu motora da takacağız. MT-07. Zamanla göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Yani tabii şimdi çift silindirli bir motor. Daha önce taktığımız egzoz 4 silindirdi. Biraz daha tabii yani 4 silindir hiçbir zaman anlatılmaz, yaşanır yani. Çift silindirde o kadar olağanüstü bir ses performansı beklemiyoruz. Ama bakalım. Göreceğiz ama. Bundan da Coşkun Usta'nın dediği üzerine söylüyorum. Çok güzel ses verecek. Daha önce de yapmış bir tane egzozdan çok güzel ses aldığını söylüyor. O yüzden biz de şimdi bir çekelim. Tabii bu tarz, şimdi ben bir de normal başka bir yöntemle söyleyeyim. Bu tarz egzoz görüntülerini ben çok araştırdım. Açıkçası istediğim, çok ses geliyor. İstediğim egzoz yani performansını bulamadım ya da böyle gidip akropoyuş almanız gerekiyor. Yaklaşık bir 4000 lira gibi bir... 7000 lira mı? 7000 lira. Ya işte normal MT için akrolar mesela 4000 lira falan. O özel tasarlanmış. Ya da isterseniz işte ferik egzozda 2100 liraya yapabiliyor. Yani bu tarz paralar. Şimdi Coşkun Usta da biraz daha makul bu işler. Ve kendi el yapımı. Tabii şimdi biz... Önce bir egzozu yapsın, ondan sonra yani soracağız. Biz burada fiyatında değiliz aslında. Biz burada işin güzelliği tarafındayız. Hatırlarsan Honda'ya yaptığım egzoz Honda servisine gittiğinde servisteki ustabaşı beni aradı. Sen böyle yapıyorsan bütün egzozları sana gönderelim, sen yap dedi. Ben kabul etmedim. Çünkü ben ulaşamam. Ben hatır ricam bitti. Ben böyle eşe dosta yapan bir insanım. Hani elimden geliyor sonuçta. O şekilde yapıyorum yani. Yani sizin de bu tarz bir talebiniz olursa Coşkun Usta'yı bulabilirsiniz. Ben normalde videonun altına da iletişim bilgisini yazacağım Coşkun Usta'nın. Bakalım aşama aşama göstereceğim size nasıl yapıldığını. İçinize sinerse siz de buraya gelebilirsiniz. Ve videonun sonunda da kaç paraya yaptığını fiyat olarak, işçilik, her şey dahil videonun sonunda söyleyeceğiz. Şimdi egzozu boğazından söküyoruz. Şöyle biliyorum, görebiliyor musunuz? Buradaki bir bağlantısı var. Bunu çıkardık. Bunu çıkardık. Şimdi oksijen bir tarafı galiba. He öyle mi? Tabii. Şimdi takozu altına koydum. Bu boğazdan komple sökeceğiz. Öteki tarafını şu anda söküyor Coşkun Usta. Bunu komple çıkartacak. Yani komple egzozu çıkardıktan sonra üzerinde oynama yapacak ya da kesecek. Kaynak yapacak. Şimdi şu anda sökme işlemi. Şimdi egzozu söktük. Tam şurası denk geliyor Türkiye'ye. Orası mı çarpıyor? Çarpıyor abi. Şurası doğru. Normalde hep çarpıyormuş yere. Tecrübeyle sabittir. Egzoz bu. Şimdi Coşkun Usta bunu nereden keseceksin? Bunu buradan keseceğiz. Buraya oksijen sensörü bağlantımız var. Eğer bunu bazıları bunu bağlamıyor, iptal ediyor. Bu zaman da arıza lambası yanar. Motor arıza ışığı yanar ve yakıt fazla yakar.
enjeksiyon milisaniyeleri bozulur. Çünkü bunun görevi bu. Buradan çıkan yakıtı ölçer. Yakıt fazlaysa enjeksiyon milisaniyelerinden yakıtı düşürür. Azsa arttırır. Yani belli bir oranda bunun görevi budur. Adamlar boşuna koymadı yani. Tabii ki canım, boşuna koymadı. Şimdi peki Coşkun Usta, sana bir soru soracağım. Herkes soruyor mesela bu soruyu. Örnek veriyorum, polis mesela çevirdi bizi yolda. Evet. Çok ses, abartı egzozdan dolayı motoru bağladı. Dedi ki orijinal egzozunu tak getir. Şimdi mesela biz bunu kestik. Daha sonra orijinal egzozu yerine tekrardan takabilir miyiz diye bir soru. Vereyim. Şimdi şöyle örnek vereyim. Biz bunu buradan keseceğiz. Bu şekilde alacağız. Buradan kesip burayı alacağız. Tamam. Buradan katarız. Sonrasında biz çalışacağız zaten. Şimdi buradan kestiğim için bunu yine aynı şekilde buraya yapıştırıp zaten kaynak izleri yerleri belli. Aynı şekilde yan yana getirip tekrar kaynatıp tekrar üzerine takıp işimizi görebiliriz. Orijinal egzoz haline yine getirebiliyoruz. Tabii getirebiliriz. Yani hani bu olmaz bir durum ama olursa da öyle bir ihtimal var yani. Şöyle söyleyeyim. Bunun egzozunu üzerinden çıkartması kolay bir işlem zaten. Şimdi bunu da şöyle göstereyim. Sağ ve sol olmak şartıyla iki tarafından, iki vida burada var. İkişer tane olmak şartıyla da boğazlarda var. Dört tane vida. Yani 10 dakika sürmez bunu sökmesi. Herhangi bir ustanın değil veya bir kişinin değil yani bildikten sonra. 10 dakika sürmez. Bunu söküp bana getirdiğinde, örnek veriyorum, kendi orijinal egzozuyla beraber. Ben egzozuna baktığım zaman zaten buradaki kaynak yerleri, kesik yerleri birbirine eşdeğerdir. Direkt kaynatıp sana verip tekrar götürüp takabilirsin yerine gibi. Tamamdır. En azından bilgimiz olsun. Bu şekilde yine gelip geri aynı şekilde orijinal egzozu kaynatabiliyoruz. Oğlum şunu al masadan. Baba çok fenaymış ya. Ben korktum amına koyayım. Bir de sağdan soldan şu an kaçırıyor. Hani elle tuttuk yani. Ha, sağdan tamam. Soldan kaçırıyor. Bu işi bitiriyor fakat şimdi bunu... Benim şimdi şey var hani... Oh. Görsel de önemli yani zaten. Şimdi bunun ağzına kafalar var, egzoz kafaları var. Öyle bir şey yapabiliriz veya paslanmazdan şey var. Şöyle bir tane şeyde gördüm ben. Konik hani kesin şöyle yan kesin, bir çap kesin. He. Anladın mı demek istediğini? Şey mesela söyleyeyim. Bunlar da bitiyor bizim işimiz. Ona bir bakalım. Mesela bu burada bitiyor. Biz mesela bunu... Isınmayacak. Efendim? Isınmayacak. Isınsın? Yani mesela üzerini kapatacak bir şey. Isınması... Yok canım, ısınmasıyla bir işimiz yok bizim. Bu da ısınıyor. Oraya bir şey değmiyor ki. Bunlar gibi bu. Buna bir şey değmiyor. Buna biz ayak yapıp bir yerine bağlıyoruz zaten orijinal şekilde. Hani orijinal nasıl kendi ayağı var bağlanıyor ya, bu bağlanıyor. Ki bu ondan çok çok hafif yani. O malzemeden. Bizim şu an düşündüğümüz o değil. Bizim şu an düşündüğümüz bizim buradaki görselimiz. Çünkü seste sıkıntımız yok zaten. Şimdi bu şekil koyduk bunu buraya. Ses çok iyi yalnız. Bu şekil koyduk buraya. Biraz bundan kestik mi biraz daha içeride girer bu. Şu şekilde girer bu. Şimdi bunu, bu olmaz zaten de. Bir saat verdim. Şimdi egzoz biraz şekillenmeye başladı. Coşkun Usta biraz şimdi modifiye etmeye çalışıyor. Acaba yeri nerede dursun? Nerede dursa daha güzel olur diye. Bir bakalım şekli nasıl durdu en son? Yani şöyle bir görüntüsü olacak. Biraz daha oynamalar yapacağız şimdi. Daha henüz bitmedi. Onu ters çevirsen nasıl olur usta? İçe baksa o. Ha. Olur mu oğlum? O zaman lastiğe gider. Olmaz. Lastiğe gitsin abi. Orada lastiği ısıtır. He canım he. Sadece sağa mı yatacaksın? Hep sağ yatacaksın o zaman. Hep sağ virajda. Çekiyorsun değil mi? Sağa döndü. Sağa döndü. Neyse devam ediyoruz.
Coşkun Usta egzozu taktı. Ayarlarını yaptı. Şöyle biraz gaz verelim. Görüntü bu. Fena da durmadı. Hala çalışmalara devam. Tabii daha bitmedi bu. Biraz olduğu yerden biraz sabitlememiz lazım ki egzoz düşmesin diye. Daha hala kaynaklı kişileri var yani. Bakalım devam ediyoruz. Deneme sürüşleri yapıyor şu anda. Tamam yeter. Evet şimdi egzozda ekstradan ne yaptık? Egzozu taktık yerine. Buradaki tutacak ayağını yaptık. Paslanmaz bu arada bu. Tabi bu ekstra aparat ama şimdi bunu nasıl göstereceğiz ki? Şuradan belki şuradan görünebilir. Kuşak ya, kuşak. Aynen şöyle. Hatta şöyle kontrol somun. Şu şekilde. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor. Şu anda çok sağlam oldu. Hani böyle sarsıyoruz hiçbir şekilde. Bir sıkıntı yok. Ustamız da böyle yerleştirdi yerine. Burayı da monteledik. Burada da bir sıkıntımız yok. Şu anki görüntüsü bu. Yani çalıştır bakalım. Görüntü olarak çok güzel bence. Bu sese kulak ver. Monte ettikten sonra oynamıyor da fazla. Yani senin motoru döndürme taktiğin bu mu yani? Şeye dikkat et. Çok iyiydi be. Geri gel bakalım. ABS, ASR, ASD. Aman acı düşme he. Hadi fokus yol ver. Aman acı. ABS devreye girmese güzel olacak da. Nasıl? Ses? Sen tabii şimdi. Hafif ayak basışı yıkkında arkasında kalıyor zaten. Aynen güzel. Hafif bir gaz ver. Şimdi son olarak egzoz bitti. Coşkun ustamız bitirdi bu şekilde son hali. Bitmiş hali bu. Şimdi burada aslında istersen kamerayı ben alayım. Göstermek istediğim birkaç bir şey var çünkü niye derseniz. Şimdi
burada bazı şeyler özel yapım şeylerdir. Yani normalde hazır satılmayan, hazır olmayan, benim yani esnaf olduğumuz için isteme bağlı özel yaptırdığım şeylerdir. Örnek vermek gerekirse, şurada görmüş olduğunuz parçayı özel bir yapım parçadır şu parça. Bir tarafı atıyorum ki 80'dir, öbür tarafı 60'tır. 80-60 düşer. Yani çap bir tarafı geniştir, bir tarafı dardır. Burası tam senin kestiğin bölge. Tabii burası bizim kestiğimiz bölge. Yani işçiliği buradan kesilip buradan sonrasını her şeyi bize ait buradan sonrası. Bu kullandığım malzeme paslanmazdır. Bu kafa da paslanmazdır. Bu tüpü şöyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 20 senedir beraber çalıştığımız bir arkadaşımdan ricam sonucu, hani kısa tüp çünkü bunlara olması gerekiyor. Kendim yaptırdım. İçinde özel yıldız vardır mesela. Sesi toklaştıran. Bir de mesela şu anki bunun sesi biraz daha çığırtkandır. Elyaflar iyice yanıp oturduğu zaman, dolduğu zaman ki o ses daha da toklaşacak. Ve daha da güzel bir sese sahip olacağız. Şu ankinden zaten güzel şu anda ama bu daha da güzel olacak. Görsel olarak derseniz, yani biz beğenmediğimiz bir şeyi açıkçası yapmıyoruz. Biz beğendik, yaptık ama bu bir tane bu şekilde boru olmazsa iki tane yan yana gene aynı sınıf ufağı olur. Farklı model olabilir, farklı şekil olabilir. Yani bunları isteğe bağlı. Sonuçta biz bunu hani kendi isteğimize göre yaptık. El yapımı dedik, özel yapım dedik. Anlamı bu zaten. Nasıl? Ha tabii. Gözlerimize yani, tek meselesi. Nasıl bir şey istiyorsan o şekilde yapılıyor yani. Evet. Peki şimdi Coşkun Hocam, gelelim fosilinin faydalarına. Bunun işçiliği, maliyeti, bir MT-07 sahibi geldiği zaman ne kadar yapıyorsun? Şimdi bu konuyu şöyle söyleyeyim. Normalde baktığınız bize zaman, bir indirimin olacak mı? Yani mesela ya, bizim sahibimizde gelirse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde baktığım zaman hani genel piyasasını olsun vesairesi olsun. Her şeyden önce şu an bizim yaptığımız şeyin piyasası yok. Niye yok derseniz, biz burada olan bir şeyi yapmıyoruz. Olmayan bir şeyi yapıyoruz. Bu arada el yapımı yani. Tabii ki bu tamamen özel bir eksos. Tabii. Tamamen özel bir ses yani. Bu sesin aynısından bundan başka yok. Benden başka kimse bunu yapmıyor. Ha, farklı eksoslar takar, uydurur, yapar, eder ama aynısı değil. Bu aynen. Bizim kendi çalışmamız, kendi emeğimiz. Benim buna ortalama belirlediğim fiyat açıkçası yani 1500 lira civarında düşündüm ama ben bu işin ticaretini yapmıyorum açıkçası. Eş dostlarımın aracılığıyla gelen insanlara yapıyorum genelde. Ya ben buna 1200 lira rakam belirledim. Bu işin hakkı hakikaten budur. Tamam. Hani pazarlık edip 1000 lira olur mu demesinler çünkü yani hakikaten hakkı olur ve kullandığımız malzemeler de garantilidir, paslanmazdır. Tamam. Yıllar geçse de hiçbir şey olmayacak malzemelerdir. 1200 lira haklıdır diyorum ben. Ha, bunun dışında benim arkadaşım gelse, senin arkadaşın gelse 1000 liranın altına yapmam. 1000 lira. Normal bir vatandaş bizim gelse, bir indirimimiz var yani. Şimdi mesela bu videoyu yaparım, izleyen adam gelip diyecek ki işte tabii, bu kişi sayesinde geldim. Tabii. 1000 lira yapacaksın yani. Tabii tamam. O da boynumuzun borcudur yani. Yoksa yapılacağından değil de aslında. Güzel bir emek var gerçekten. Tabii. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Emeğine teşekkür sağlık. Ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Eksos'un son hali bu. Coşkun Usta'nın cep telefonunu da yazıyorum videonun altına. Adresi de Evren Sanayi, Bahçeşehir'de. Bak bu ön açıdan da var, arka açıdan da var. Eksos kesinlikle düz duruyor görsel olarak. Evet. Böyle. İçerisindeki yıldızı da göstermek görünmüyor. Görünmüyor. Evet. Bu kadar. Bekliyoruz. Şuradan da çeksene belki. Buradan çek bakıyor görünce. Evet, paralel oluşuna da bakın. Evet. Yani şu şekilde eksos görünmüyor. Şöyle baktığınızda görseli çok güzel gerçekten. Ben şahsen çok memnun kaldım. MT-07 için eksos düşünen arkadaşlar Coşkun Usta'ya ulaşabilir. Görüşmek üzere.